Beşiktaş taraftarı. Hayır, özellikle olimpiyatta daha önce de olimpiyatta eskiden Trabzonspor'a böyle uğurlu gelirdi stat. Şimdi Beşiktaş'a gelmeye başladı. Bir de tabii uğurla muğurla bu işler olmuyor. Beşiktaş iki maçı da hem Trabzon Kupa maçını hem de Süper Kupa Galatasaray'a karşı fazlasıyla hak etti. Taraftarı da bu kötü giden zamandan sonra bu son 3 sezondur değil mi evet, Okan'cığım? Evet. Yani böyle bu coşkulu kutlamayı yani. Tabii böyle başarıya hasretti. Onun için buralarda, yollarda Beşiktaş takımını bekliyor. Tabii ki hak güzel ettiler. Görüntüler hak yani. Etti. Seyirci, ben Beşiktaş taraftarı çok güzel. 3 senedir hasretliyoruz ya hocam. Yani içeride, dışarıda, yağmurda, çamurda hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Kötü giderken bile o statı doldurdu. Bugün de müthiş coşkulu bir seyirci vardı. Zaten seyirci futbolcunun şeyidir yani, ne denir, meyvesidir, enerjisidir, desteğidir. Bunu da o hissettirdiler, o sinerji yakaladılar. Ama ben Immobile'yi tebrik ediyorum hocam. Yani çok güzel konuştu. Ne dedi? O Dzeko ile Icardi ile ilgili. Yani onlar da çok değerli, çok önemli oyuncular dediler. Yani o böyle bir yorum yaptı. Bugün mesela Musrati ayrı bir parantez. Bu ara Beşiktaş aslında. Takım otobüsü geldi. Ekranda sevgili geldi. Seyirciler, siyah beyazlılar Ümraniye'ye vardı. Sık sık görüntüler ekranda, meşalelerin yandığını az önce gördük. Meşalede kutlamalarda her zaman Kaptan bir Necip gelenektir. Kaptan Necip. En önde evet, Okan Koç'un da söylediği gibi Necip Uysal var. Siyah beyazlı futbolcuların da ön tarafa doğru geldiğini görüyoruz. Zaten bu oyunu özellikle büyük kulüpler taraftarlarını aslında mutlu etmek için ya. Oynuyorlar. Bu anların tadını çıkarmak için oynuyorlar. Beşiktaşlı oyuncular da ön tarafa hocam tamamen gelmiş durumdalar. Onlar da bu sıcak atmosferi en yakından, en iyi şekilde görmek istiyor belli ki. Bakalım ilerleyen dakikalarda bir üçlü görecek miyiz? Muhtemelen Immobile göreceğiz. Iniyor. Evet, Immobile de iniyor şu anda. Bakarsan Salih, bir de şey Necip. Süper kupayla beraber Necip Uysal en önde. Ciro Immobile yanında siyah beyazlı futbolcular Beşiktaş taraftarına kavuşuyor sevgili seyirciler. Bu özel anları Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz. Farklı açılardan görüntüye getiriyoruz. Bir tarafta Beşiktaş'ın yıldızları, diğer tarafta yanan meşaleler yukarıda görünüyor. Beşiktaş taraftarıyla Süper Kupa zaferinin coşkusunu, mutluluğunu, heyecanını işte böyle paylaşıyor. Ciro Immobile'nin elinde kupa, Kaptan Necip Uysal'la beraber Salih'i yine orada görüyoruz. Raşist Barış Türel bizi bekliyor. Nevzat Demir tesislerine sözü bırakıyorum. Evet, Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş şu anda Giovanni Vambrokos'un elinde. Teknik direktör Giovanni Vambrokos şu anda Süper Kupa'yı kaldırdı. Ciro Immobile kupayı getirdi. Tabii taraftarlarımızla birlikte kaldıracağız demişti maçın ardından. Maçın da oyuncusu seçilmişti. Şu anda teknik direktör Vambrokos'un elinde yine Samet Aybaba kupanın bir ucunda. Futbolcular burada. Immobile, Necip Uysal, Salih Uçan. İşte şu anda görüyorsunuz Süper Kupa Beşiktaş'ın elinde. Az önce geldi takım otobüsü ve Necip Uysal önde şu anda taraftarların isteği üzerine. Taraftarların önüne geliyor siyah beyaz futbolcular. Ciro Immobile ayağının tozuyla geldi ve iki gol atarak bugün kupanın alınmasında büyük katkı sağladı. İşte Beşiktaşlı taraftarlar taraftarlarıyla, futbolcularıyla buluştu. Burada yaklaşık 3 saattir burada bekliyorlardı. Maçın hemen ardından Nevzat Demir tesislerinin önüne gelerek takımı beklemeye başladılar. Ve şu anda da Ciro Immobile taraftarları üçlü çektiriyor. Başta işte görüyorsunuz futbolcuların sevincini, taraftarların coşkusunu şu anda ekranlara getiriyoruz. Salih Uçan'ı görüyorum, Semih Kılıçsoy'u görüyorum yine. Futbolcular burada. Az önce teknik direktör Ambrokos da buraya gelmişti. Şu anda coşku yaşanıyor bu noktada. Siyah beyazlı taraftarlar futbolcularla birlikte kupanın, Süper Kupa'nın sevincini yaşıyor. 18. kez düzenlendi Süper Kupa ve Beşiktaş bugün Galatasaray'ı 5-0 gibi bir skorla yenerek kupanın sahibi oldu. Geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonuydu Beşiktaş ve bu sezonda lig başlamadan önce kupayı müzesine götürüyor şu anda. İşte görüyorsunuz taraftarlar burada meşale yaktılar ve futbolcuları beklediler. Ve şu anda da taraftarlar hep birlikte
kutlamaları gerçekleştiriyor. Coşkuyla kaldırdı kupayı Beşiktaşlı futbolcular taraftarlarla birlikte. Tabii büyük bir coşku yaşandığını ifade edelim. Çok sayıda siyah beyazlı taraftarlar buradaydı. Hemen diğer noktaya gidiyor futbolcular kupayla birlikte. Ve bir kez daha kupayı burada alacaklar. Siyah beyazlı futbolcular Semih Kılıçsoy'un elinde bu kez kupa. Görüyorsunuz şu anda ekranlara geliyor. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş, Nevzat Demir tesisleri önünde bekleyen taraftarlarla bu coşkuyu yaşıyor futbolcular. Teknik kadro buradaydı. Yaklaşık 3 saattir burada bekleyen taraftarlarla birlikte bu coşkuyu yaşamış oldu Ciro Immobile. Tabii maçın hemen ardından taraftarlarla birlikte kupayı kaldıracağız demişti. O sözünü tuttu. Başta Ciro Immobile olmak üzere bu futbolcular takım otobüsü az önce geldi burada. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen kupa seremonisinin hemen ardından işte burada tesislere geldi siyah beyazlı takım ve taraftarlarla birlikte kupayı bir kez daha kaldırmış oldular. Beşiktaş Süper Kupayı Müzesi'ne götürdü siyah beyazlı takım. Bu sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu aslında. Tabii yeni transferlerin özellikle oynadığı oyun taraftarları mutlu etti. Tabii bunun yanında 5-0'lık gibi bir tarihi skorda taraftarları mutlu etti. Taraftarlar burada bekliyordu. Futbolcular geldi onlarla bir araya geldiler. Taraftarları selamladılar. Kupayı birlikte kaldırdılar. İşte Ciro Immobile maçın yıldızıydı. 2 gol attı. Bugün Beşiktaş'ın kupayı almasında büyük öneme sahipti. Yine genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu ekranlara geldi. Svensson bugün bir gol katkısı verdi. Ve şu anda futbolcular tesislere giriyorlar. Takım otobüsünden az önce indiler. Ve burada taraftarlarla bir araya geldiler siyah beyazlı takım. Galatasaray'ı mağlup ederek 3. kez müzesine götürmüş oldu Süper Kupayı. Ve 5-0 gibi bir tarihi skorla kupayı kaldırdı teknik direktör Van Bronckhorst. Futbolcular buradaydı, işte takım otobüsü de şimdi tesislere giriyor. Futbolcular bu mutlu günün ardından bilinecekler tabii. Sezon da başlayacak. İşte taraftarları da bir yandan yine gösterelim. Onlar da burada saatlerdir bekliyorlardı futbolcuları. Burada coşkulu bir şekilde tezahüratlarla, meşalelerle takımlarını beklediler. Az önce tesislere geldi siyah beyazlı futbolcular ve teknik kadro ve kupayı burada futbolcularla birlikte bir kez daha kaldırdılar. Biz de Nevzat Demir tesislerindeydik. Buradaki görüntüleri ekranlara getirmeye çalıştık diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.